Hazır 30% 60% ise yani 300-600% kılış için tepeye çıkıp alışız gereken de. O şey tepeye çıkıp alış için birinciden kanakadır rejeli var mı? İkinciden tepeye çıkışı diyen de siz stilizde ne mi? Yani hazır misal için 100 kvadrat ambarız olsa değilik bu 1 milyon kvadrat ambar buluş gereken ne mi? Diyen de tepeye çıkışı diyen de siz sohbetizde. Yani ben de açıyor ama uzunca kop, prizosu boyunca kop taklifle çıkandı. Sizde pradajı var, davay prizosu hoşamız. Ben uzun parayı zıvay değilsiz bu mekanım için. Hazır ki bizde bazı zavodla bilen kop yere göre geldi. Ulu gelmişim okutuş karayet kalemen. Sen satı, prize olsa şu olan, kim de satı bilen şu olansın değil mi? Ben anlık şunun tarafı da olamam değil mi uzun? Satı bilen başka adam şu olanış gereği, prize olsa problem başka. O şey için prize olsa kırış, yani işlep çıkarışı kırışı öylemeyim ben uzun. Yani çünkü, aynen uzunumuz sahi, metal sahası diyeyim, yakşı igrokla var. Koçursa böyle diye. Tahminen Gadavoy misol uchun Angliya bilan Shvetsiyada kompaniyalar bor. Gadavoy 10 milliard dollargacha Gadavoy oborot qilayotgan kompaniyalar bor. Nomi nima misol uchun? Ot hozir ot ismda yo'q. Ikkita asosiy birinchi-ikkinchi o'rin bor. Bittasi Shvetsiyasi, bittasi Angliyan kompaniyasi. 10 milliardgacha chiqqan, srednim 5-6 milliard oborot qiladi. Gadavoy. Zo'r. Hozir mana bitta informatsiya. Ya mayli, o anaqasi. Mana 5-10 milliard dollarga chiqadi deylik. Stemcore bilan Duferco degan kompaniya. Srednya obroti 6-7 milliard. Gadovi obrot. Bu bizni o'zimiz O'zbekistondagi zavodlardan bir kerak bo'lsa 10 barobar katta. Bo'l, endi biznes model nuqtai nazarda. Nimada farq bor sizdan? Ya'ni bu traderski kompaniya ishlab chiqarish yo'q. Yo'q, traderski haqida gaplashamiz. Traderski kompaniya ishlab chiqarish yo'q. Siz oddiy olib sotardan ombor qurishni boshlaysiz. Şimdi ombordan nima qilishingiz kerak o'sha kompaniyaga o'xshash. Bizning sohada o'zi, mana o'zim qarashim har doim kattalashishi va foydani qanaqa to'g'ri qilishni asosiy narsadan biri skladni to'g'ri boshqarish juda muhim. Men shuning uchun ham ko'p kattalarda ko'p xatoni ko'raman skladni noto'g'ri boshqarish dedi. Endi operatsionkada bu oddiy narsa. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, men o'zim e'tibor berishda sklad, logistika, mana bular nima bilan beradi asosan? Asosiy faoliyati nima desa, bular misol uchun katta kompaniya zakup qilyapti bir necha million dollarlik. Nimaga zavod o'zidan qilmayapti? Zavod o'zidan qilsa ham bo'ladi-yu, primoy degan narsada bular boshqa davlatlardan logistikani ham optimizatsiya qilib beradi. Katta summada. Logistika tizim. Bularni klientiga muhim vaqtida mahsulot olish. Zavod vaqtida qilib bera olmaydi. Qilib bera olmaydi. Ha, zo'r. Biz o'zimizda hozir ham bizning biznes modeli ham shunga qurilgan. O'zi to'g'risi ham shu. Katta zavodlarda normal holatda sklad ushamaydi. Zavodlar. Katta quruvchi bo'ladimi, katta iste'molchiga o'z vaqtida to'g'ri yetib kelish kerak mahsulot uzilmasdan. Bu logistikadan tortib, ya'ni logistika degani faqat yig'ish emas, ya'ni grafikani kontrol qilish narsasi og'riq bor. Katta zavodda agar mahsulot yetmay qolsa to'xtab qoladi logistika. Keyin undan tashqari bu katta kompaniyalar o'zini iste'molchiga yana nima beradi? Metaldan boshqa narsa beradi desa, finansiy ustugalar beradi. Finansiy poddashkalar beradi. Sabab zavod bermasligi mumkin. Bular o'rtada finansiy ustugalar qilib beradi. Qanaqa? Misol uchun 1 million dollarlik metalni 1 million 100 ga 3 oyga qilib berish mumkin. Hozir bizda bozor qilayotgan ish ekan-da. Hammasi nasiyaga beradi bozor. Zo'r savol, lekin ketyapti. Bu yerda masala nima ketyapti? Og'riq nima desangiz, siz metalni 5 milliard dollarlik mahsulot sotish uchun kompaniya o'zi finansiya yetkaza olmaydi, yetkaza olmaydi. To'g'ri resurslarni topish. Topib o'rtada u yerda ham muz bor, ya'ni resurs topib berish ham.